Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz bugün önemli bir haber verdi. Şöyle, Ekim 2018'de bu maden faciasının yaşandığı İliç'e bir tankerle malzeme götürülmüş. Sülfürik asit. 26 ton 340 kilo sülfürik asit taşınmış ve bu taşıma işlemi sırasında bunun 340 kilo kadarı tankerden caddeye dökülmüş ve oradan da nehre kadar ulaşmış. Şöyle, Anagol'da kimyasal taşımada taşeron hizmet veren Hicri Ercili adlı şirketin şoförü Şaban Yılmaz, Samsun'dan yüklediği 26 ton 240 kilo sülfürik asitle İliç'e ulaştı. Peşinden şoför anlatıyor Şaban Yılmaz. Rampayı çıkarken asit sızıntı yaptı. Bir miktar döküldü. Tekerler kaymaya başladı. Çıkamadım. İnip tahliye vanalarını kapattım. Yılmaz'ın bir miktar dediği 340 kilo. Sızıntı sonrası çekilen görüntülere göre dökülen sülfürik asit kanala karışıyor. Bu kanaldan ya kanalizasyona gidiyor ya da bahçe sulanmasında kullanılıyor. Kanal dereye, derede Fırat'a bağlanıyor diye yazmış İsmail Saymaz şoförün ifadesini. Görüntüsü de var bunun. Bu kamyoncu, bu İliç'te. Evet, bakın. Sülfürik asit bu. 2018'de yola böyle dökülmüş 340 kilo, 340 kilo sülfürik asit yola dökülmüş. Oradan işte kanalizasyona karışmış. Kanalizasyondan dereye, dereden de Fırat'a. 340 kilo. Şimdi Çevre Bakanlığı sürekli açıklama yapıyor biliyorsunuz. Tahlil yapıyoruz. Fırat Nehri'nde sızıntı var mı, siyanür var mı diye ve her gün bir ölçümlerde bir işte tehlikeye rastlamadık, olumsuz bir duruma rastlamadık vesaire deniliyor. 2018'de sızan bu sülfürik asit, Fırat'a karışan sülfürik asit o dönem tespit edilmiş miydi acaba? Süremiz dolmuş. Bir görüntü var. Son bir görüntü. Onu da bir kısa görelim. Seçim meydanlarından gelen bir görüntü yine. Burası oylar tartılmaya başladı diye Halit Duyar isimli bir... Halit Duyar Demokrat Parti'nin adayıymış. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla karşılaştık demiş. Bir tarafta Demokrat Parti'nin Ordu adayı. Diğeri kim? Saadet Partisi'nin adayı. Birisi Demokrat Parti'nin adayı, birisi Saadet Partisi'nin adayı. Karşılaşmışlar. Tam da bu tahterevallinin önünde mi karşılaştılar, nasıl yaptılar? Tahterevalliye binelim demişler. Bu da günün güzel görüntülerinden biri olsun. Böyle noktalayalım. Yarın saat 18'de yine burada olmayı umuyoruz. Hoşça kalın. Yeniden Refah'ın seçimdeki hedefi ne? Bundan sonra...